uyarılar var. Bunları da bir konuşalım istedik. Kayhan Pala hocamız, halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayhan Pala şu anda karşımızda. Bölgeye gitti, yeni geldi bildiğim kadarıyla. Orada incelemeler yaptı. Hoş geldiniz hocam. İyi akşamlar Yavuz Bey. Bir izlenim almak isterim ama başlarken şöyle bir şey söyleyeyim. Hatay'da hastane yok şu anda. Sağlık Bakanı da kabul ediyor zaten bunu. Hepsi boşaltılıyor. Adana'yı da az önce yayına girmeden önce gördüm. Orası da boşaltılıyormuş. Yani depremin belki de az etkilediği bölgelerden birisi olmasına rağmen oradaki hastane de boşaltılıyor. İyi Partili Turan Çömez'in orada bir sahra hastanesi var Hatay'da. Yani doktor lazım diyor, doktor bulamıyor. Sağlık Bakanlığı oraya doktor tahsis etmiyor. Yataklar var, cihazlar var, şu var, bu var. Yani böyle bir gariplik de var orada. Bilmiyorum, sizin dikkatinizi çeken başka hangi hususlar var? Onu bir söylemek istedim başlarken. Yavuz Bey, önce bir izlenimi paylaşmak isterim. Çünkü sağlık çalışanları ve hastalar bu depremde çok büyük hasar gördüler. Çok. Hatay Devlet Hastanesi'nin eski binası, şimdi Eğitim Araştırma Binası, Hastanesi'nin ek binası olarak görünen yerde 10. gün enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına denk geldik. Daha doğrusu enkaz kaldırma demeyeyim de arama kurtarma çalışmalarına denk geldik. Halen devam ediyordu. Oradaki bir haftadır orada gece gündüz çalışan Türkiye'den ve dışarıdan gelmiş ekiplerle konuşma olanağımız oldu. Şöyle bir şey düşünün. 4. günden itibaren oradaydı ekipler. 4. güne kadar ne olduğuna ilişkin hiçbir bilgi yoktu. Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir temsilcisi yoktu ve ekipler şundan yakınıyorlardı. O tarihe kadar 61 maalesef cansız bedeni çıkarmışlardı enkazın altından. Hiç sağ kimseyi çıkartamamışlardı. Bunlardan 6 tanesi sağlık çalışanıydı. 6 kişi için daha uğraşıyorlardı. Çünkü yakınlarının orada olduğunu söyleyen 6 kişi hastane enkazının çevresinde çadır kurmuş bekliyorlardı. Onlara borcumuz var dedikleri için ekipler oradan ayrılamıyorlardı. Ama deprem anında bu hastanede kaç hasta vardı, kaç sağlık çalışanı vardı? Böyle bir bilgi yok. Sonrasında buradan canlı kurtulan oldu mu? Böyle bir bilgi yok. Yani uzatmayayım. Çok benzer başka gözlemlerimiz de oldu ama şu noktada artık herkesin çok net bir şekilde hesap sorması lazım. Düşünün, bir yakınınızı tedavi görsün, sağlığına kavuşsun diye bir hastaneye götürüyorsunuz ki depremlerde en fazla ayakta kalması gereken kurumlardır sağlık kuruluşları ve o depremde hayatını kaybediyor. Bir sağlık çalışanına gel burada çalış diyorsunuz. O depremde hayatını kaybediyor. Bu gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Bu gerçekten mutlaka hesabı sorulması gereken bir şey. O acıyı size tarif ederim. Ben vallahi hocam bu yani ağır bir şey söyleyeceğim de onu söylemeyeyim de bu kadar ihmalkarlık olabilir mi ya? Deprem bölgesinde siz hasarlı olduğu tespit edilmiş olan binaya 3 kuruşluk sağlamlaştırmayacaksınız. Altında onlarca insan kalacak. Olacak şey değil. Yani insanın sinirleri zıplıyor bunu duyduğu zaman. Nasıl olabilir diye. Bunun bir sorumlusunun olması lazım. Bu çok acayip. Peki, bir Yavuz şey Bey, yani. Bakın burada olacak çok acayip şey bir şeyden yani. Söz ediyoruz. Haklısınız. Başka acayip bir şeye gelelim. 2015 yılında 8 yıl önce büyük paralar harcayarak bir eğitim araştırma hastanesini hizmete açıyorsunuz. Ve depremden sonra kullanılamaz durumda. O da bambaşka bir felaket. Tabii. Yani biz oradayken yalnızca Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi Hastanesi hizmet sunabiliyor durumdaydı. O da kapandı. Son depremden sonra o da orta hasarlı olarak adlandırıldığı için o da hizmet vermekten alıkonuldu. Bir kent düşünün, siz de söylüyorsunuz, yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor ve kentin ana merkezinde, yani merkez ilçelerden söz ediyorum, Antakya ve Defne'de hizmet sunacak herhangi bir kamu hastanesi kalmamış. Bir özel hastane de yıkıldı biliyorsunuz. Evet. Antakya Özel Akademi Hastanesi. Dolayısıyla daha önce sizin programlarınızda konuştuğumuz Türkiye'de sağlık sisteminin iflasının bir başka göstergesidir bu. Bu asla kabul edilemez. Mutlaka yetkililerden hesap sormalı. Kim bu hastanenin hizmete devam etmesi konusunda bir inisiyatif aldıysa, ucu nereye kadar gidiyorsa, orada hayatını yitiren yurttaşlara karşı, meslektaşlara karşı, hastalara karşı hepimizin boynunun borcudur. Ben size çok açık bir şey söyleyeyim. Ben o bölgede 6 gün kaldım. Marmara depreminden bir gün sonra Gölcük'e gitmiş ve orada da hizmet sunmuş birisi olarak söyleyeyim. Gölcük'le kıyaslanamaz derecede büyük bir yıkım var. Dolayısıyla artık hiçbirimiz o eski insanlar değiliz. Olmamalıyız. Mutlaka hesap sormalıyız ve Uğur Hocam az önce çok güzel bir çerçeve çizdi. Bundan sonra bu kentler kurulurken de o kentte yaşayacak, bulunacak herkesin sağlığını ön plana çıkarmalıyız. Bir kez olsun hayat kazanmalı, sermaye değil. Bunun mutlaka peşinde olmamız lazım. Gerçekten çok öfkeliyim,
Aynı durum hocam. Sokmamak için yutkunarak konuşmak durumunda kalıyoruz ama maalesef. O da başka bir sorun çok da. Çok olumsuz etkiledi. Tabii çok haklısınız. Şimdi hocam çok olumsuz etkiledi. Biz o bahsettiğiniz özel hastaneden çıkan Hatay Tabip Odası Başkanı'yla da deprem sırasında konuştuk. Birçok insan maalesef hayatını kaybetti. Birçoğu çok vefakar davrandı. Bazı görüntüler gördük. Herhalde bütün Türkiye etkilendi o sağlık çalışanlarının hastalarına karşı yaklaşımından. Bunlar çok önemli tabii. Şimdi de sağlık çalışanlarının çok büyük orada mesai verdiğini biliyoruz. Vermeye çalıştıklarını biliyoruz. Ama bir taraftan da halk sağlığı, sizin uzmanlık alanınız deprem bölgesi, 15 gün geçti. Tuvalet, hijyen, duş. İnsanlar yani temizlenemiyorlar, öyle bir durum var. Sağlık Bakanı'na İsmail Saymaz bir röportaj yapmış, orada sormuş. Yaz için bir tehlike olabileceğini ama şu anda bir salgın hastalık tehlikesi olmayacağını da aktarıyor. Temizlik için bir takım çeşmeler oluşturuluyor orada diyor. Bunlardan faydalanılabilir, içme suyu değil. Ama anladığım kadarıyla röportajın genelinden onun da kaygısı var. Tabii sizin gözleminiz o açıdan da önemli. Şöyle söyleyeyim bir kere, benim gözlemlerim Hatay'la sınırlı çünkü biz yalnızca Hatay ve ilçelerinde gözlem yapabildik. Diğer yerler konusunda bir şey söylemem doğru olmaz. Hatay'da bir salgın hastalık riski olduğunu Sağlık Bakanı da kabul ediyor. Gerçekten bir risk var, zaten her depremden sonra bu risk vardır. Dolayısıyla sistemin bu riskin bir tehlikeye, tehdide dönüşmeden önce engellenebilmesi için önlem alması gerekir. Çok açık söylüyorum Yavuz Bey. İlk bir hafta içerisinde Sağlık Bakanlığı bölgede hizmet sunmak konusunda çok eksik kalmış. Ancak biz gittiğimizde 10. günden itibaren çok önemli bir yapılanma içerisinde olduklarını gördük. İstanbul'dan gelen ekipler, örneğin iki büyük tır çevre sağlığı laboratuvarının ve mikrobiyoloji laboratuvarının oraya getirilmiş olması, çevre sağlığı teknisyenlerinin, halk sağlığı uzmanlarının her bir su kaynağını gidip yerinde örnek alarak ve klorlayarak, bizim süper klorlama dediğimiz bir yöntemi kullanarak risk elde etmeyecek biçime dönüştürmüş olması bence önemli. Ancak artıyı yazalım sonra, diyorsunuz yani oraya. Tabii. Yani bakın, sistemi eleştirebiliriz, yöneticileri eleştirebiliriz ama sahadaki sağlık çalışanları, diğer memurlar, görevliler gerçekten Türkiye dayanışma tarihine iz bırakacak işler yaptılar. Bir tanesini söyleyeyim eğer zaman varsa. Buyur, şöyle düşünün. Bir 112 çalışanı deprem sırasında annesini kaybettiği halde, elinde maalesef ölmüş, enkazdan çıkardıktan sonra hastaneye götürdüğü halde yaşamını sürdürmesini sağlayamamışlar. Ama biz gittiğimizde 9 gündür hizmeti başındaydı. Yani birinci derece yakınlarını kaybetmiş olanlar bile halen hizmet sunmaya büyük bir özveriyle devam ederken onların haklarını mutlaka teslim etmemiz gerekir. Bu arada yeri gelmişken bakana da söyleyelim. Lütfen artık o bölgedeki depremi görmüş sağlık çalışanlarını biraz bir rahat ettirin. Biraz bir izne gönderin. Sevdikleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle, aileleriyle buluşmalarına başka illerde olanak sağlayın. Çünkü o psikolojiler de normal değil sonuçta. Tabii, onlar da yaşamışlar yani. Normale dönme sürecine katkıda bulunun. Hem de birinci derece bir yakınlarını bile kaybetmiş olanlar var. Yaslarını yaşamalarına izin verin. Şimdi tekrar konuya dönecek olursak, iki tane makro problem var. Bir tanesi, Sayın Bakan'ın da altını çizdiği gibi, kente henüz su verilemiyor. Ama burada ben şunun altını net olarak çizeyim. Biz halk sağlıkçılar, bir çeşmeye su verildiği zaman bu içme suyu değildir, kullanma suyudur yaklaşımını reddederiz. Çünkü çeşmeden bir su aktığı zaman, örneğin bir çocuğun o suyla elini yüzünü yıkamasını, hatta o suyu içmesini engelleyemezsiniz. Dolayısıyla bir çeşmeye su veriyorsanız, o suyun kalitesinin içme suyu kalitesinde mutlaka olması gerekir. Hem analiz raporlarının temiz hem de klor düzeyinin yüksek olması bu gerekir. Bu önemli. Tabii aksi nereden yani çocuk gitse içse kim ne diyecek değil mi hocam? Suyla bulaşan hastalıklar açısından risk yaratırsınız. Hı-hı. İkincisi, bu çok konuşulmuyor. Hatay için söylüyorum Yavuz Bey. Maalesef kanalizasyon sisteminin bağlı olduğu arıtma sistemleri depremden büyük zarar görmüş. Böyle olunca da kanalizasyon sisteminde toplanan, arıtma tesisine gelen atık sular hiçbir arıtmaya tabi olmadan doğrudan Asi Nehri'ne ve bulunan yerlere bypass yapılıyor. Bu da eğer kısa sürede çözülmeyecek olursa halk sağlığı açısından tehdit yaratabilir. Ayrıca bizim ilk günden beri üstünde durduğumuz bir şey var. Maalesef Suriye'de çok fazla sayıda bulaşıcı hastalık var. Bizim çekindiğim hastalıklardan, örneğin kolera, Suriye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün veri tabanına göre 80 bin vakaya kadar bildirilmiş. Bölgenin
Suriye ile yakın ilişkisi göz önünde alınarak hiç olmazsa bu dönemde Suriye'ye giriş çıkışların ciddi bir şekilde kontrol altına alınması, gerekirse bir karantina süreci uygulanması gibi önlemlerin de mutlaka alınması gerekir. Bizim gördüğümüz tablo, eğer Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri birlikte çalışıp hem suları içilebilir halde sunacak olurlarsa hem de kanalizasyon atıklarını arıtma sistemini devreye alarak ortamdan uzaklaştırabilecek olurlarsa ciddi bir bizi korkutacak salgın tehdidine şimdilik işaret etmiyor. Ama önümüzdeki günlerde eğer bunlar yapılamayacak olursa özellikle toplu yaşamın olduğu geçici barınma yerleri olan çadır kamplarda su, tuvalet, banyo, katı atıkların ortamdan uzaklaştırılması, sıvı atıkların ortamdan uzaklaştırılması gibi önlemler ve gıda güvenliği yeterince iyi alınmayacak olursa maalesef bir salgın tehdidi karşımıza gelebilir. Havada ısınacak değil mi hocam? Yavuz Bey. Havada ısınacak yani bu arada. Suriyeli sığınmacılarla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Nerede ne yaptıklarına ilişkin bizim de bir gözlem yapma olanağımız çok fazla olmadı. Onların daha zor koşullarda yaşadıklarına ilişkin ise bilgilerimiz var. Burada biz insan kavramı üzerinden bakarak herkesin farklı ama herkesin eşit olduğu gerçeğinden yola çıkarak herkese kamu hizmetlerini doğru düzgün ulaştırmak sorumluluğunda mutlaka olmalıyız. Peki hocam, çok teşekkür ederim valla. Tam olarak mevzuyu ne gördüğünüzü anlamış olduk. Biz de orada yaşamış kadar. Yavuz Bey, ben sizi duyamıyorum ama şu anda. Peki hocam, herhalde cihazdan kaynaklandı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, benim adıma ne olur hocaya teşekkür edin. Beni son bir iki araya girmek istedim, bir şey söyledim. O arada duyamadığını da anlamış olduk. Sağ olsun Kayhan Pala Hoca, son derece sorumlu bir hekim, bir halk sağlığı uzmanı. Bölgede gördüklerini anlatıyor. Artılarıyla eksileriyle anlatıyor. Şu yakın zamanda eğer iki problem saydı, onlarla ilgili çözüm olursa, yani atık su problemi çözülür, arıtma tesisine gönderilebilirse, içerideki içme suyuyla ilgili problem çözülebilirse, mesele sanki bir salgın hastalık tehlikesi olmayacakmış gibi bir görüntü olduğunu aktardı. Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği oraya cihazların öneminden bahsetti. Doğru bir adım olarak söyledi. Teknisyenlerle ilgili yaptığı girişimlerin doğru bir adım olduğunu söyledi. Doğruya doğru dedi, yanlışa yanlış dedi. Bile dedi, bölgedeki sağlık çalışanları birazcık dinlendirilsin. Yas tutmaları gerekiyorsa yaslarını tutsunlar. Çoluk çocuğuyla beraber olacaksa çoluk çocuğuyla beraber olsunlar. Buradan başka takviyelerle onların değişimi sağlansın dedi. O da önemli insani olarak.